Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki Sayın Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu parlamenter sisteme geçişin artık olmazsa olmaz olduğunu ve bir sonraki seçimde kazanacak Cumhurbaşkanı adayının yani Cumhurbaşkanı'nın işte aday olup da kazanacak kişinin kendisinde Türkiye'yi acilen parlamenter sisteme geçirme misyonu olması gerektiğini söylüyor. Evet. Ve biz de kulislerden duyuyoruz ki Cumhur Ana Muhalefet Partisi'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak, olacak gibi bir kulis var ortada. Kemal Bey aday olsa destekler misiniz? Şimdi e, bu misyonla şöyle e, her e, öncelikle her siyasi parti kendi adayını kendi belirler. Yok bir ortak aday belirlenecekse o zaman ortak aday belirlenecek siyasi partiler bir araya gelir ve bir mutabakat oluşursa ancak ortak aday e, oluşabilir. Dolayısıyla bu bunlar bu aşamada çok farazi e, sorular. Ama ben hep söylüyorum her partinin genel başkanı o partinin doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Ya da parlamenter sistemde doğal başbakan adayıdır. E, parti teşkilatı kongrede bir genel başkan seçiyor değil mi? Gidiyor bir başka partinin genel başkanı oy vermiyor. E, o partiyi destekleyen seçmen, vatandaşlarımız o partinin genel başkanı ve o partiye destek veriyor. Dolayısıyla her partinin genel başkanı o partinin doğal cumhurbaşkanı adayı. İlkesel olarak ama bu misyona yani bir sonraki dönemde seçilecek cumhurbaşkanının Türkiye'yi hızlıca parlamenter sisteme geçirme amacıyla o koltuğa oturması, hatta Tabii. belki de şu anki yani etkilerinden feragat etmesi ilkesine katılıyor musunuz? Şimdi biz istersek kendi adayımızı çıkaralım. Veya bir grup siyasi parti olarak ortak bir aday üzerinde mutabık kalalım. Parlamenter sistemi isteyen bir siyasi parti olarak bizim cumhurbaşkanı adayımızın parlamenter sistemi sonuna kadar desteklemesi lazım. Parlamenter sisteme geçişle alakalı yol haritasının altına imza atması lazım. Kendini siyasi taahhütlerle bağlaması lazım. Çünkü geçiş süreciyle ilgili şöyle bir risk var. O yetkilerle oturacak o koltuğa. O yetkili oturacak. Yani ne kadar da parlamenter sistem istiyorum dese bugünkü sistemin yetkileri o koltuğa oturacak. Eğer vazgeçtim özü, oynamıyorum dese, heh, eğer özü sözü bir bir insan değilse ya da o güç kullanımının başını döndürme ihtimali olan bir insan olursa o zaman iş çok zor. Sizce tam Kemal tersine, Kılıçdaroğlu böyle biri mi? Tam tersine seçilen Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme geçmenin önünde büyük bir takoz olabilir kendisi. Yani hmm. Onun için e, çok dikkat etmek lazım. Kişi çok önemli ama bir o kadar da bu geçiş sürecinin tasarımı çok önemli. Yani sadece şu anda ortak bir parlamenter sistem üzerinde mutabık kalmak yetmiyor. Geçiş sürecinin nasıl tasarlanacağı da çok çok önemli. İster adına geçiş süreci diyelim, ister yol haritası diyelim. Yani seçimler yapıldı, mevcut sisteme göre bir Cumhurbaşkanı seçildi, parlamento oluştu. Tamam. Peki yeni sisteme nasıl bir takvim içerisinde ve hangi aşamalarla geçilecek? Bunun önceden konuşulması lazım, siyasi partiler arasında uzlaşılması lazım ve o da aynı parlamenter sistemin ilkeleri gibi, parametreleri gibi üzerinde uzlaşılmış bir süreç olması lazım. Hmm. Aksi halde çok riskli. Yani Türkiye ciddi bir kısır döngünün içerisine girebilir. Yani bu başkanlık sisteminden hiç çıkamayacağı bir sürece girebilir Türkiye. Onun için çok hassas yürütülmesi gereken önümüzde birkaç yıllık bir süre var. Çok akıllı ve hassas yürütülmesi lazım. Çok ciddi bir stratejiyle yürütülmesi lazım. Ve bir yol kazasına izin verilmemesi lazım. Yani bütün ince detaylarıyla o sürecin, o geçiş sürecinin ya da yol haritasının Çalışması lazım ama nedir buradaki öncelikle bir yeni sistem üzerinde mutabık kalmak lazım. Yani hmm. birinci hedef o. Yani yeni sistem üzerinde mutabık kalacağız ki hedefi belirleyeceğiz. Ondan sonra o hedefe ulaşmak için nasıl bir takvim ve nasıl atılacak adımlarla oraya varacağız. Ki orada bir sürü alternatif var. Aynı şu karayollar haritası çıkarsan ama nasıl alternatif yollar var? Yani buradan Ankara'ya herhalde belki 30 ayrı yolla gidebilirsiniz, değil mi? İşte yol haritası dediğimiz o A'dan B'ye nasıl ulaşacağınızı iyi çalışmanız gerekiyor. Bu da bizim e, gündemimizde olan bir konu. Partilerin genel başkanları bizi ilk hayırlı olsun diye ziyarete geldiklerinde benim onları açtığım bir konu. Bakın parlamenter sistem diyoruz ama parlamenter sistemi kendisi kadar o sisteme nasıl ve ne zaman geçileceğinde çalışılması gerekiyor. Bu konuda da bir ortak çalışma gerekiyor aksi halde büyük ihtilaflar çıkar, yol kazaları oluşur ve ülke böyle öngörülemeyen sıkıntılı bir sürece de girebilir.